Evet. Dediğin mahalledeyim. Evet evet. Bir emlakçı buldum. Tamam. Umarım dediğin gibi burada ucuz bir ev bulurum. Çok sağ ol Esma. Merhaba, iyi günler. Siz de öğrenci için kiralık ev. Öyle her gelene... Başını sokacak bir evi bulmak bizim misyonumuz. Merak etme. Sana da buluruz bir yer. Teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Anlamadım. Bizi tercih ettiğiniz için yani. O açıdan. Bak, bak burası güzel bir ev. İki oda bir salon. Ama benim bütçem bunlara yetmez ki. Ya dert etme sen. Sen ne kadar çıkarabiliyorsun bakarız. Yani üstünü bir şekilde hallederiz. Öğrencinin halinden anlarız yani. Bir zamanlar ben de Balıkesir'de öğrencilik yaptım. Bilirim o sıkıntıları. O açıdan yani. Bu evin kirası ne kadar? Bakayım. Burası çok izbe bir yerde. Ama kirası ucuzdur. Yani gece kondudur. Sıkıntı olmasın. Ne sıkıntısı? Ya biraz atıl bir yerde. Evle durak arası bir yarım saat yürürüz. Yani yazık olmasın ayaklarına. Olsun. Yürümeye alışkınım ben. Görebilir miyim evi? Hay hay göstereyim. Önden buyurun Veli Nimet'im. Yani müşteri Veli Nimet'tir ya. O açıdan yani. Doğal olarak sobalı burası. Odunla ısınır. Ama geceleri kömür lazım. Tanıdık esnaf var. Hallederiz. Eşyalı, öğrenciye uygun. Bir şey almayacaksın. Güzelmiş, tutuyorum. Emin misin? Bak eğer istersen birkaç öğrenciyle birlikte başka bir ev... Yok, kimseye ihtiyacım yok benim. Bursum var zaten. Gerekirse çalışırım. Yani bir şekilde denkleştiririm. Sözleşmeyi kimle yapıyoruz? Sözleşme mi? Sözleşti ki. Yok yok, olmaz öyle. Yani ev sahibi size vekalet verdiyse siz sözleşmeyi hazırlayın, ben imzalarım. Bu arada bu akşam burada kalabilir miyim? Tabii canım. Ama ev soğuk. Ya bavulun falan nereden gelecek? Tanıdık nakliyeci var istersen. Yok, gerek yok. Tamam o zaman sözleşelim. Ben sözleşmeyi hazırlar, akşam getir. Tamam, sağ olun. Hayırlı olsun.
Her şey yoluna girecek. Daha önce kaç defa düştük. Ama yine de kalkmasını bildik. Bunu bana sen öğrettin. Merak etme. Ben iyiyim. Umarım sen de mutlusundur.